Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Bir Köylü Soruyor programımızın yeni bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Efendim bu akşam yine değerli hocam bizlerle Profesör Doktor Mehmet Zengin sizlerden gelen soruları yanıtlayacak. Kendisine merhaba demeden önce bugün biraz gündem üzerine sizlerle programın başlangıcını yapmak istiyorum. Efendim bugün polis haftası içerisindeyiz. Bizlerin huzurunu sağlayan, asayişi sağlayan ülkemizde bütün emniyet kuvvetlerinin gününü, polis haftasını Köy TV ailesi olarak kutluyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Ve bizlerin sağlığı için, güvenliğinden sonra da sağlığı için hele hele şu pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katarak bir nevi olağanüstü şartlarda bir savaş vererek ailelerinden uzak sağlık çalışanlarımızın Dünya Sağlık Günü'nü kutluyoruz efendim. Bu süreç içerisinde hastalık yüzünden ebediyete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz Köy TV ailesi olarak. Bir acı haber var bugün efendim ülkemizden. Türk yıldızlarından o gururla izlediğimiz askeriyemizin Türk yıldızları içerisinde bugün saat 2 sularında Konya'da acı bir haber geldi ülkemiz için. Bir genç kardeşimiz Burak Genç Çelebi kardeşimiz eğitim çalışmaları esnasında uçağın düşmesi sonucu Hakk'a yürüdü. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun efendim. Bugün bir de hava olaylarından dolayı Bursa'mızda bir sıkıntı vardı. Nilüfer çayının taşması sonucu Bursa'mızda zarar gören Hasköy, Küçük Yenice, Balabancık, Çekrice, Hançerli, Yörük Yenice ve Çayönü köylerimizdeki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah afatından sakınsın, bununla bıraksın dileklerimi iletiyorum. Ve hocama da hoş geldiniz diyorum. Hocam bugün gene Konya'dan yolları açtınız, geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk kıymetli meslektaşım. Bugün yine beraberiz. Bugün yine gündemi değerlendireceğiz. Son bir aydaki süreci değerlendireceğiz. Evet. Sonrasında siz değerli izleyicilerimizden gelen soruları hocama yönlendirmiş olacağım. Evet. O zaman ben de sözü aldıysam başlayayım. Buyursunlar. Gündemle ilgili sözlerime isterseniz. Sözlerime başlamadan önce sizleri, ekibinizi, efendim ekranların başlarında bizleri izleyen değerli dostlarımızı kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de sizin gibi güncel olaylardan başlayayım o zaman. Buyursunlar. 6-10 Nisan haftası içerisinde polis teşkilatımızın, o göz bebeği polis dostlarımızın haftasını kutluyoruz her yıl Türkiye'de, ülkemizde. Dolayısıyla ben başta Konya'da çok kıymetli emniyet müdürü dostlarım başta olmak üzere, emekli polis memuru enişten başta olmak üzere, tüm polis teşkilatımızın değerli mensuplarının gününü kutluyorum. Bugün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü. Evet. O kadar çok gün var ki takip etmekte inanın zorlanıyoruz. Bazen bir günde birçok olgu kutlanabiliyor. Güzel bir şey bu. Kültürümüzde var olan şeyler. Evet, evet. Dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarımıza ben bu pandemi döneminde özellikle özverili bir şekilde çalıştılar. Biz bazen 8 saat maskeyle kaldığımız zaman sıkılıyoruz. Onlar özel elbiselerinin içerisinde çok daha sıkı koşullarda çalışıyorlar. Allah onların gücünü artırsın, yokluklarını göstermesin. İnşallah. Ve günleri kutlu olsun. Dediğiniz gibi bugün 14-15 sularında Konya'da benim ilimde Anadolu Kartalları ya da Türk Yıldızı diye bildiğimiz o değerli ekibin yüzbaşısı eğitim uçuşu esnasında Burak kardeşimiz Hakk'a yürüdü, şehit oldu. Allah şehadetini kabul eylesin. Rahmetler diliyorum. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Evet. Yine buraya gelmeme vesile olan değerli firmamız, teknik danışmanlığını yaptığımız firmamızın 45 yıldır çalışanı, son 5 yıldır da genel müdürü olan, Türk sanayisine ve tarımına üstün hizmetleri olan değerli Turan Tok ağabeyimiz geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle emekliye ayrıldı ama yine firmada danışmanlık görevini sürdürecek. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi
kendim ve çiftli dostlarım adına, Türk tarımı adına sunuyorum. Hemen o görevi bırakınca yerine İlkay Ünal Bey Efendi genel müdürü oldu. Gübre firmamıza. Ben tekrar kendilerine buradan da üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Kutluyorum kendisini ve ekibini. Böyle bir girişten sonra sözlerimize başlayabiliriz. Evet, bize de hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hem bugüne kadar emek veren değerli büyüğümüze hem de efendim yeni göreve alan değerli meslektaşımıza buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Hocam gerçekten tuhaf bir hava yapısı var. Bugün hava çok güzeldi. Yarın için efendim buradan da tekrar yinelenmiş olalım. Meteoroloji bizim Marmara Ege bölgesi için bugün itibariyle yarın ve cuma günü için bir yağış uyarısı veriyor. Hava kütlesinde bir değişim var. Bu süreç içerisinde bizler de sizleri uyarmış olalım. Meteorolojiden bir yağış uyarısı var, fırtına uyarısı var. Dikkatli olalım, tedbirli olalım, ihtiyatlı olmakta fayda var diyelim. Havalar bir değişik gidiyor hocam. Yani haklısınız. Ben de gün boyu haber kanallarında, hava durumlarında sık sık izleme fırsatı buldum. Dediğiniz gibi cuma, cumartesi, pazar hemen hemen Türkiye'nin %90'ını kaplayan ölçekte 10 ila 18 santigrat derece aralıklarında bir soğuma olacak. Evet. Hava sıcaklığında düşme olacak. Kar, sulu kar ve yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Onun için tabii geceleri -5 olacak mesela Konya ve civarı öyle baktığım yerlerde. Dolayısıyla önceden biz hocalar olarak bizi arayan çiftçi dostlarımıza, ziraat odalarının yöneticilerine sık sık bu dönemde, geçmiş sezonlarda hep uyardık. Ama erkenden pancarını eken oldu, mısırını eken oldu. Onlar çıktıysa, çıkmadıysa sorun yok ama çıktıysa bu soğuklardan zarar görecek. Dolayısıyla insanlar hemen bir güneş açtı mı pat erkenden ekiyorlar. Onun için biz şöyle bir 15 Nisan'dan sonra pancarı, 20 Nisan'dan sonra mısırı ekmelerini öğüt veriyoruz. Ancak bir kısmı hevesinden yapıyor bunu, hani söylememizde beis yok. Bir kısmı da arazi çok, ekipman az, yetiştiremiyor. Yani ondan 20 Nisan'da hem mısırı ekmeye başlarsa atıyorum 5 Mayıs'a kadar ekilebilir bu. Ondan sonra da geç kalmış olur. O süreç içerisinde yetiştiremediği için mecbur önden başlıyor. Ha, bir yıl don vuruyor, tekerrür ekim yapıyor, masraf ediyor ama bir yıl vurmadığında da onu kapatıyor. Biz böyle konuşacağız, onlar öyle yapacak. Yani bunun Türkçesi bu. Evet. Efendim biliyorsunuz sorularımızı sorarken baştan uyarıyı yapmış olalım. İsim, soy isim, yazdığımız bölge, ağaçlarımızın yaşı, yaptığımız sulama sisteminde muhakkak belirtiyoruz. Varsa toprak analizimizi de bizlerle paylaşıyoruz. Ben de burada hocama sormuş olacağım. İnşallah. Bu ifadeleri belirtmiş olayım. Hocam öncelikle geçtiğimiz süreci bir değerlendirelim. Ondan sonra da izleyicilerimizden gelen soruları sormuş olayım. Evet. Şimdi hububat diyoruz, ikiye ayırıyoruz. Tabii Anadolu coğrafyası farklı iklim bölgelerine, 7 ayrı iklim bölgelerine, bir de yükselti. Avrupa gibi filet, böyle masanın üstü gibi düz değil. Yani yükselti var. Yükselti olunca iklim hep değişir. Öyle olunca sahil bandında maşallah sapa kalktı, geçti, başak çıkardı. Hani hem firmamızın değerli bayiler hem de çiftçi dostlar WhatsApp'tan fotoğraf atıyor. Buğdaylar büyüdü. Özlemişiz o fotoğrafları. Yeşil yaprakları, başakları da. Onlar sapa kalkmada amon nitrat 33 o yasaklı olduğu için amonyum sülfat, can 26 gibi üst gübrelemeleri ikinciye attılar. Şimdi başak sulamasında UAN 32 veriyorlar. Ama onun haricindeki üst kotlardaki İç Anadolu gibi coğrafyada henüz kardeşlenme bitti ama sapa kalkmadı. Sapa kalkma öncesi dönemdeyiz. İşte sık sık bugün de bir çiftçi dostum aradı. Hocam ot ilacını atayım mı diye. Hani herbisit. Evet. Ben de şu anda dedim daha otlar bir kendini göstermedi. Havalarda bir 8-10 santigrat derece sıcaklıktayken atılırsa iyi olur. Erken ne olur yapmayın. Sonra tekerrür atmak gerekir. Bir daha atmanız gerekebilir. Otlar sonradan tekrar çıkar. Önümüzdeki günlerde de zaten soğuklar başlayacak. Öldürücü etkisi olmayabilir. Bu yüzden şöyle dedim, o soğuk fırtayı bir atlatın devreyi, ondan sonra yapın diye söyledim. Yani İç Anadolu'da kardeşlenme bitti. Ot ilacı başlayacak 2 hafta içerisindeki bir süreçte. Yabancı ot ilacı ile beraber arkadaşlar dekara, 1000 metrekareye
herbisit ilacınızın yanına pülveratörünüze dekara 300 gram üre, 150 gram çinko sülfat düşecek şekilde gübrelerinizi karıştırın. Hem böylece yabancı otların ölmesini hızlandırırsınız, hem de yabancı otları öldüren hormon dediğimiz o herbisitin arpa ve buğdaylarımıza yaptığı kötü tesiri, tokatlamayı, stresi indirgersiniz, azaltırsınız. Arkasından sapa kalkma başlayacak. Ot ilacının arkasından siz ne yapacaksınız? Kireci az olan yerlerde can 26, çok kireçli yerlerde amonyum sülfat 21, bunu kullanacaksınız. Dekara 15'er kilo. Gönül isterdi ki en uygun olanı amonyum nitrat 33'tü ama o hatırlarsanız Haziran 2016'dan sonra EYP, el yapımı patlayıcı kullanımından dolayı 1-2 yıl tamamen yasaklandı. Sonra bazı bölgelerde kullanımı belli prosedürlere bağlandı arkadaşlar. Ama çok öyle kullanılan bir gübre değil şu anda. Onun için fabrikalarımız amonyum nitratla üreyi çözelti halinde UAN diye sizlere veriyor. Siz de onları yağmurlamayla da kullanabilirsiniz tabii. Ekmeklik buğdaylarda dekara 15 kilo, makarnalık buğdaylarda dekara 16 kilogram, sulu koşullar için söylüyorum. Azot düşecek şekilde tabana, kardeşlerimede üre ile, sapa kalkmada AS21, can 26 ile ve arkasından başak sulamasında UAN 32 ile saf azot miktarı üzerinden hesaplayarak bunu uygulayın. Göreceksiniz hem tane veriminiz, hem sap saman veriminiz, hem protein oranınız yüksek olacak. Protein oranı %13'ün üstüne çıktıkça kalite artar. 13 ile 11 arasındaysa ikinci sınıf kalitedir. 11'in altındaysa ekmeklik, makarnalık olmaz, yemliktir. Çok düşük kalitelidir. Onun için ona dikkat edelim. Bu azotu zamanında yeterli vermediğimizden kaynaklanan bir problemdir. Bunun için tabii ki tarlayı münavebe etmek, toprak analiz sonuçlarına göre gübrelemek, sulamak, iklimin etkisi gibi faktörlerle olacak şeyler. Doğru sıralama silsileyi takip etmemiz gerekiyor. Yani, her şey zamanında. Yani biz tabii videolar çekip YouTube'dan izleyebilirsiniz, koyuyoruz. İşte sosyal medyada paylaşıyoruz. Artı firmamızın internet sitesinde var gübreleme önerileri düğmesini tıklayın, oradan bakın. Yani ya bize kolay öyle diyoruz, ekmek yemekten kolay diyoruz, bunu yapmak diyoruz. Ya da onlar bilmediği için onlara zor geliyor ama yani internetten zamanı, insan... Bilgi çağı, yani artık zorluk kalmadı. Bu akşam mesela evlerinize misafir oluyoruz. İnternetten elimizin altında efendim telefonlarımızla ileriyoruz. Hocamın mail adresini biliyorsunuz. Tabii. Sonra demin dedim işte mısır ekimine hızlı girdi arkadaşlar. Öyle birçok çiftçimiz sordu. Biz biraz sabredin dedik ama yine de buradan söyleyelim. Biraz sabredin, şu soğukları atlatın. Bir 20 Nisan'ı bulun arkadaşlar. Arkasından işte 13, 15, 16, 17 Nisan'larda şeker pancarını ekin. Erken ekenler oldu. İnşallah tekerrür ekim olmaz. Şu dondan o pancar fidecikleriniz etkilenmez. Onlarda da toprak analiz sonuçlarına göre ekim sürümünden 3 hafta önce, ekimden 3 hafta önce tarlanızı temsilen iyi bir toprak örneği alabilirseniz, tarla bitkileri için 0-30 santimetre, meyve bahçeleri için 0-30-60 santimetre de iki ayrı katmanı öneriyoruz. Tarla bitkileri için 0-30 santimetre üst katmandan alacağınız toprak örneklerini tam teşekküllü bir laboratuvarda bor dahil tam analize tabi tuttuktan sonra uzmanların önerileri doğrultusunda klasik gübre uygunsa klasik gübre, organomineral taban gübre uygunsa organomineral gübreyi kullanacaksınız mısırda. Arkasından hemen pancar ve mısırla birlikte arkasından ayçiçeğe ekilecek, fasulye ekilecek, çekirdekli kabak ekimi soran hemşehrilerim oldu. Tohum yerlerini de söyleyiverdim. Ondan sonra pamuk ekildi, ekiliyor. Bunların içinde toprak analiz sonuçlarına göre uygun gübreleme. Çünkü çocukken sizler bizler nasıl güçlü beslendiysek ileriki dönemlerde zayıf beslensek falan önemli değil. Kendimizi toparlarız. Hemen grip olmayız söz gelimi. Bünyemiz, bağışıklık sistemimiz iyidir. Onun için biz patatesi dikerken de, fasulyeyi ekerken de, ceviz fidanı dikerken de taban gübresine çok önem veririz. Kesinlikle. Can suyuna önem veririz. O yüzden siz uzman size organomineral gübre mi söyledi? Nasıl olsa devlet size dekarına 20 TL para da ödüyor. Organomineral gübreden şu kadar kilo mu dedi? O kadar kilo kullanın.
O size 30 kilo dediyse 30 kilo atın. Bunlar bilmez, 40 kilo 50 kilo vereyim ne olacak demeyin. Doğrusu o da ondan ama uzman bakın. Bir de uzmancıklar var. Bizim işimiz uzmancıklarla değil, uzmanlarla. Uzmanlar ne derse onu yapın arkadaşlar. Rahmetli babam elmalara ilaç ederken biz ilkokuldayken üzerinde yazıyor 25 cc bölü 100 litre su, insektisit. Biraz daha iyi öldürsün diye 30 cc, 40 cc yapardı. Onun tabii biz küçükken sevinirdik. Ha, biraz fazla katarsan böcekler iyi ölecek diye. Ama zararın olduğunu şimdi tabii Ziraat Fakültesi'nin sene 85'te kazanıp da hocalardan dinleyince öğrendik. Öyle değilmiş. Yani üzerinde ne yazıyorsa onu kullanmak lazım. Karınca kararı. Ondan sonra tabii yoncalar güzün ekildi. Yağışlı bölgelerde ilk biçime kadar sulama yok. Ama sık sık arkadaşlarımız soruyorlar. Bir yağış önünde eski yoncalara 2, 3, 4, 5 yıllık yoncalara bir yağış önünde yapabilirseniz bir fosforlu gübre suda kolay eriyeni tabii DAP olmaz 20-20 olmaz MAP olur MAP ondan dekara 8 kilogram verebilirseniz gayet iyi olur. Hızlıca yağış önünde o iner tabana güçlü bir şekilde yoncanızı destekler. İlk biçime kadar su yok ondan sonraki biçimler arasında iki yağmurlama yaparsınız. İki yağmurlamanın ya her birinde 4'erden 8 kilo ya da bir seferinde 10 kilo civarında. Yani 5 kilonun altına düşmeyin, 10 kilonun üstüne çıkmayın. Amonyum sülfat dekara şeker gübre verin. Mükemmel yonca verimi alırsınız. Döküm yonca yaprağında protein oranı da artar. Onu yiyen ineklerimiz, kuzularımız daha iyi beslenirler. Sütleri de mükemmel olur. Yoncadan sonra neler var? Meyveler var. Meyvelerden geçen Mersin'den bir değerli çifti dostum aradı. Fotoğraf da attı. Şeftali gübrelemesi, erik gübrelemesi, kayısı gübrelemesi. Evet onlar başladı. Orası tabii sıcak iklim bölgesi. İç Anadolu gibi değil. Diğer tarafta daha uyanmadı. Bizim tarafta yeni yeni çiçek açılıyor. Bizim Malatya'yı baştan başa çiçek görüyoruz. Maşallah. İnşallah şu donlardan etkilenmez. Ben de oraya gelecektim. Hem Malatya hem Mut, kayısı beldesi. Kayısı da çok önemli bir meyve. Potasyum kaynağı. Yaşlılara doktorlar ya potasyum hapı yazar ya da kayısı ye teyze der, muz ye der filan. Bunlar potasyumlu meyveler. İşte onun hoşafı olsun, tazesi olsun, kurutmalı olsun. Herkesin yiyeceği bir meyvedir. Değil mi? Yani kayısı gibi meyve olsun. Dolayısıyla yılını hatırlamıyorum ama yılın birinde bu son 5 yıl içerisinde hem Mutlu hem sizin Malatya'da sanırım 2-3 gün öncesi de Malatyalılar gününüzdü. Evet, tebrik yazdım. Malatyalılar günüydü. Sosyal medyanızda günlerinizi de kutluyoruz Malatyalı çiftçi dostları. Teşekkür ederim. Arada bir sorarlar bana da. Dolayısıyla Malatya'da ve Mut'ta bu kayısıya don vurunca meyve olmadı. Hem pahalı yedik hem de kıt oldu belki de yurt dışından ithal ettik onu bilemiyorum o an için. Bir süre öyle olmuştu evet. Bir de çiftçilerin tabii gelir kaynağı o. Ya da örneğin mesela Konya'da adam pancar ekiyor, buğday ekiyor ama ahırı da varsa diyelim ki ya da meyve bahçesine don vurduysa, işte mısırına dolu vurduysa ahırından geçimini sağlar. Ama atıyorum adamın 50 dekar kayısı bahçesi var. Bütün geliri oraya bağlı. Ahırı, büyükbaş, küçükbaş yoksa o sıkıntı işte. Öyle bir zaman don vurduğu zaman sıkıntı. Ben kendi alemden emsal vereyim. Tabii. Yani şöyle ki. Evet kayısıyla da uğraşılıyor. Onun haricinde hayvancılık devam ediyor, arıcılık devam ediyor. Başka ürünler üzerinden de yine üretim devam ediyor. Şu ara çileğe çok yöneldik. Malatya'da var mı çilek? Yani biz öncü çiftçilerden benim dayım, yengem. İlk projeleri aldık. Şu an 5 dönümle başlamışlardı. Çok 20 güzel. Dönüme kadar güzel. Çıkardılar. Güzel bir istihdam da oldu bölgede. Güzel çok örnekler oldu. Çok para getiriyor. Konya Beyşehir, Konya Hüyük, Konya Sedişehir. Tabii Mersin, Manisa bunlar çilekçidir ama sahil bandında onlardan sonra karasal iklimde daha aromalı, gece serin gündüz evet. Sıcak olduğu için küçük oluyor, tatlı oluyor. Yüksek yaylada bizim çileklerimiz daha aromalı, daha sofralık kalitesi yüksek, evet. Efendim reçellik kalitesi yüksek. Onun için eskiden hani insanlar işsiz kalınca köyden şehre giderdi ya, şimdi şehirden köye gelenler oluyor. O bizi sevindiriyor. Sık sık çilekçi dostlarımız da arıyorlar. Onların da evet Damla Sulama'yla soru gelirse cevap vereyim. Toprak analiz sonuçlarına göre ilk verecekleri hümik asit, demir, çinko ve MAP'tır, fosfordur. Arkasından azot, arkasından potasyum başlar arkadaşlar. Doğru biz meyveler dediğim zaman sık sık yumuşak çekirdekli meyveler, işte ceviz gibi sert kabuklular aklımıza geliyor. Bu üzüm, üzümsü meyveler, dut, ahududu onlar akla gelmiyor. Tabii.
nedense hatırlattığın iyi oldu. Meyve bahçelerinde gübreleme, efendim budamalar bitti, bordo bulamaca atıyoruz budamanın arkasına, ben de 10 gün önce, 2 hafta önce attım. Dolayısıyla bunlar mutlaka yapılmalı. Toprak analiz sonuçlarına göre sahil bandında Nisan'dan itibaren, İç Anadolu'da ve işte sahilin haricindeki kesimlerde tabii ki Mayıs'tan itibaren damla sulama başladığında ağaç başına, tarla bitkilerinde biz dekara deriz. Meyve bahçelerinde bu uluslararası bir standarttır. İşte atıyorum kafadan 100 gram urea per tree deriz mesela İngilizce'de. Ağaç başına 100 gram üre. Dolayısıyla bazı laboratuvarlar, bazı meslektaşlar, konu uzmanı olmayanlar, uluslararası standartlara göre çalışamayanlar diyor ki, geçen bir laboratuvarın ismi lazım değil, bana çiftçi şeyini gönderdi, analiz sonucunu. Yazmış ki, efendim ilk suyla dekara 200 gram MAP yaz, MAP verin. Dekara 200 gram, yani 0.2 kilogram MAP bölü dekar. Yani yırttım attım diyeceğim. Yani e-maildeki bir şey yırtamazsın ama hani kağıdı olsa yırtacaktım. Koskoca laboratuvarsın kardeşim yani. Ağaç başına önerilir, 200 gram da dekara önerilmez. Ya üzücü yani, şeyler yani. Yani gülünç şeyler. Bu, o diyeyim? Meslekten olduğuma bazı bunlardan dolayı kızıyorum, utanıyorum. Yani ne yapayım şimdi? Burada kimin suçu var ben de bilmiyorum. Yani Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nın mı var, Tarım Bakanlığı'nın mı var? O laboratuvara bilmezine gönderen çiftçilerin mi suçu var? Ya burada çuvaldızı biz kendimize biraz batıralım, meslektaşlarımıza. Yani bunlar doğru değil. İşte bir canlı yayında bir profesör hocanın işte tam teşekkür laboratuvar, uzmanlı laboratuvar, güvenli laboratuvar demesinden hicap duyulur ama dedirttiriyorlar arkadaşlar. Ne yazık. Ha, dedirttiriyorlar. Demem gerekiyor ondan diyorum. Süs için demiyorum yani. Onun için ağaç başına uzmanların önerileri doğrultusunda meyve bahçelerinde arkadaşlar gelişmiş ağaçlar için yeterli miktarlarda ön dönemlerde humik asit, eğer kireçli topraklarda genellikle noksandır, demir, çinko ve bazen bor. Bunlar eksikse ön dönemde ilk sulamalarda bunlar verilir. Mikroelementler, humik asit, fosfor. Bunlar hemen hemen birinci, ikinci suda verilecek olanlardır. Arkalara sarkıtamazsınız. Evet. Onları verdikten sonra ağaç onları hızlıca değerlendirir. Arkasından azot gelir. Bunu amonitrat 33 en iyisiydi ama hem de nitrat içermesi ve ucuz bir azot kaynağı olması vesilesiyle o şu anda olmadığı için onun yerine ben kendim UAN kullanıyorum. Başkalarına da UAN 32 tavsiye ediyorum. Ama bazıları üre yazıyor, bazıları üre kullanıyor. Nedense onu da aklım ermiyor. Uygun değil. Damla sulamayla meyve bahçelerinde üre kullanmak. Amonyum sülfat uygun. Ancak onda da nitrat yok. İşte mikroorganizmalar nitrata çevirecek de alacak. O da biraz süreç geçecek. Onun için UAN en iyisi. Ama AN18 çözeltisi var. Amonyum 18 çözeltisi. Tabii o da uygun. En ideal de o ama o da 18. Etken maddesi düşük. Onun için pahalıya mal oluyor. UAN 32'de etken madde yüksek. Onun için ucuza mal oluyor. Meyve bahçelerde böyle. O hesabı ben yapmamıştım da daha hesaplıya geliyor. Evet. Tabii. Şimdi dikkatimi çekti. Biz öğrencilerimize anlatırız. Daha hesaplıya geldi. Çiftçilere de söyleriz. Her zaman birim etken madde arttıkça ambalajda fiyat ucuzlar. Evet. Onu şimdi benim kolosun vardı diyor ki bir gün böyle telefon açtı. Güzün buğday ekecek. Arkadaş dedi 20-20 ile ektim iyi yapmış mıyım dedi. Şimdi tabii o topraklarımızda da orada bizim yörede şey fosfor düşük yani. Fosfor kullanmak zorunda. DAP olursa arpa buğday için daha ideal. O zaman şey yoktu, organomineraller yoktu. Yani şimdi olsa son zamanlarda zaten. Şimdi olsa bir son 3 yıldır mesela organomineral yaygınlaştı. O diyelim ki 6 yıl önce konuşmuş olalım. Son 3 yıldır konuşmuş olsaydı, sormuş olsaydı ben 8-20 işte %10 kükürt, %20 organik madde mikroelement içeren organominerali öneririm. Çünkü topraklarımızın yapısı bozuk, organik maddesi düşük. O zaman organomineral yoktu, DAP idealiydi. DAP kullananlar zaten benim sözümü tutanlar işte kahvede başında sarılıyor yani yanaklarından öpüyor. Hocam böyle ürünü almadık iyi oldu sayende diye. O şimdi 20-20 aldım iyi oldum. Ben onu tasdikleyeceğim o keyiflenecek. Ben de ne çok fazla tasdikledim ne çok fazla direnç gösterdim. Orta bir ilmi siyaset güttüm. Kendisini de severim. Selamlıyorum buradan hemşehrilerimi ve çiftçi dostlarımızı. Ondan sonra dedim ki bak şimdi sen o ucuz diye aldın ama dedim onun etken maddesi 20 öbürünün 46. İki katından fazla ama fiyatı da öyle iki katından ucuz değil.
yakın. Anladın mı? Evet. Kafası dank etti ama ondan sonra dank etti. Geçti. Böyle bir şey. Bugün bir arkadaşımız aradı. Hocam üre artıyor. Ben ne yapacağım? Şimdi çok da alacaktım. Büyük de bir çiftçi. Kendisini aynı zamanda muhtar. Dolayısıyla buradan selamlamış olalım. Dedim ben fiyat politikasını aklım ermiyor. Mark, avro, şu ara altın evet, artıyorsa, bir fiyat artışı var. Artıyorsa efendim, yurt dışından geldiği için onların ham maddeleri mecbur artacak. Evet, bizde kaynağı yok. Var. Buradan tekrar bilgi verelim. Ülkemizde kullanılan gübrelerin %8'inin ham maddesi bizden çıkıyor. Geri kalan %32'sinin dışarıdan gelir. Doğalgaz olarak gelir, ham fosfat kayası, ham potas kayası olarak gelir gemiyle, anladınız mı? Hı hı. Öyle olunca orada fiyat artınca mecbur bizimkiler de onu işliyor ve satıyor. Fiyat artıyor. Ondan sonra sebzeler sık sık seraden dostlarımız gönderiyorlar. Maşallah çok güzel. Domatesler, Şubat'ta diktikleri kocaman olmuş patlıcanlar, işte kavunlar büyüyor, biberler, marullar, lahanalar, sera ürünleri, onlar iyi gidiyor. Tabii öteki programlarımızda artık Anadolu'nun topraklarında salçalık, domates, biber ve benzeri için yetiştirilecek lahana için yine Kaynarca köyünden arkadaşımız arar, sorar, onu da söyleriz. Niğdebor, Kaynarca, lahananın başkenti. Evet. Dolayısıyla Vedat abinin memleketi. Evet. Bu şekilde sebzelerde daha ne yapacak sebzeci arkadaşımız? Organik maddeye yüklenecek. Ne zaman yüklenecek? Sonbaharda. Kim tarlaya sebze ekecekse önümüzdeki Nisan'da, Mayıs'ta arkadaşlar, ondan önceki kıştan önce sonbaharda tarlaya mümkünse 3 ton, 4 ton yanmış çiftlik gübresi. Mümkünse böyle yapalım ve derin sürümle toprağa kapatalım. Harikulade sebze olur ve fenli gübreyi de emin olun %30 azaltırsınız. Yani atıyorum kafadan 10 kilo DAP yerine 7 kilo DAP kullanırsınız. Daha iyi ürün alırsınız gibi. Ondan sonra hocam bizim 4 ton şeyimiz yok. Ahır gübremiz dekar başına. İşte benim 40 dekar atıyorum domates fidesi dikeceğim. 160 ton yapar. Bu yetmiyor. 1 ton varsa 1 tonunu yap. Ama o yetmez. Ya ona takviye olarak veya hiç ahır gübresi yoksa Leonardit muhakkak 100-150 kilogram dekara. Çünkü sebzeler tüm kültür bitkileri içerisinde organik maddeyi en iyi değerlendiren, organik maddeye en iyi tepki gösteren bitki grubudur. Durmadan çiçek açar, döl döker, işte lahanalar, marullar, patatesler çok daha güzel olur. Havuçlar, yumrulu bitkiler. Çünkü onlar gevşeklik yaratacak ve baki etkisi var. Organik maddenin sadece bu yıla değil ama kimyasal gübrelerin sadece etkisi bu yıladır biliyorsunuz. Organik gübrelerin kompost, mezbe atıkları, yeşil gübre, ahır gübresi gibi ahır gübresi de kanatlı gübreleri büyükbaş küçükbaş diye ayrılıyor ya. Ama biz genellikle sığır gübresini ahır gübresi diye özdeşleştirmişiz, öyle söylüyoruz. Bunların baki etkisi var bu yıl, yeni sene ve yeni sene. Dolayısıyla onlara aman sebzecilikte yüklenelim. Fenli gübreden az, sulamadan az enerji giderlerinizde o arayı kapatırsınız ve daha iyi ürün alırsınız. Atıyorum kafadan tarla koşullarında 12 ton domates alacaksınız, salçalık domates. Bu gübrelemeyi yaptığınız zaman bu atıyorum 18 tona, %50 fazlasına garanti veriyorum, imza atıyorum, ürününe çıkarır ve öbür yıl aynı organik gübrelemeyi yapmasan bile etkisinin yüksek olduğunu görürsünüz. Buna önem versin sebzeci arkadaşlarımız. İklimi konuştuk. Son 3 haftadır çok. Bitki gruplarına göre evet. Dilimize gelen, aklımıza gelenleri söyledik. Ama hem sizin hem değerli izleyici dostlarımızın soruları varsa sorularımız orada aklımıza çok. Gelmeyenler evet. Orada söyleriz. Başlayalım. İlk hocam bir selamla başlayalım. Kolay gelsin demişler. Hayırlı akşamlar. Batman'dan hocam. Batman'a selamlar diyeceğiz. Babinir köyünden Hüsrev Çoban Beyefendi. Takip ediyoruz demişler. Selamlarını iletmişler. Batman'ın çok güzel olduğunu sen gördün mü Batman'ı? Batman'ın son kısımlarını ben bilmiyorum. Çok güzel olduğunu biliyorum ama gitmedim. Diyarbakır Batman. Bitlis'ten hoca dostlar çağırıyor. Van'dan hocam seni jüriye yazacağız. Ama bir kısmet olmadı herhalde şu Covid devreye girdiği için. O bölgeyi görmedim. Batman'ı özellikle görmeyi merak isterim. Merak ediyoruz diyelim. Görmeyi isterim. Çaylarını içmek selamlar. İsterim. Evet. Selam ediyoruz. Şimdi Batman'dan Diyarbakır'a gidiyoruz. Sıkı takipçilerimizden Cihat Yaman Beyefendi. Selamünaleyküm der. Allah'ın selamı sizlere olsun. Selamlıyorum demiş. Cihat Bey, iyi akşamlar. Selam.
Yabancı ot ilacı toprağa zararı var mı hocam? Sulama sistemi damla sulamayla demişler. Ne ekecek ki arkadaşımız? Onu belirtmemişler. Onu o şekilde genel olarak. Yani sulamayla yabancı ot ilacı uygulayacak. Pülverizatörle uygulasa daha iyi olur. Her tarafa daha homojen yayılır. Toprağa zararı yok. Üzerinde yazan dozlarda biz ekim öncesinde yabancı ot ilaçlarını, benim branşım değil burada söylemem çok da şık olmuyor ama soru geldiği için reddetmekte prensibime sığmıyor. Bitki korumacı hocalardan af dileyerek söyleyelim. Onların bilgisini size aktarmış olayım en azından. Dolayısıyla pülverizatörle üzerinde yazan dozda yeterli su ile damlatıcı püskürtücü memeleri iyice aşağıya ayarlayıp belli bir hızda gidip dekara o miktarda ilaç düşürecek şekilde uyguladıklarında ve mümkünse bir çapayla alobara ettiklerinde görecekler ki ekişten sonra ne toprakta zarar ne herhangi bir atıyorum soğan ekiyorsa soğanda zarar, diğer kültür bitkilerinde zarar olmayacak ve 3 ay toprak tertemiz olacak. Sıkıntı olmaz. Yeter ki dozları kaçmayın ama siz pülverizatörleri niye atmayacaksınız onu ben bilmiyorum. Damla sulamayla vereceğinizi söylemişsiniz. O her zaman pülverizatör kadar homojen her tarafa yayar mı? Üst kısımlar kuru kalabilir, aşağıya çok gidebilir. Onu ben tam bilemiyorum branşımda. Diyelim. Şimdi Mezopotamya'dan, o bereketli topraklardan başka bir diyara, Köroğlu'nun diyarına gidiyoruz hocam, Bolu'ya. Bolu Göynük'ten selamlar, selamun aleyküm hocam, hayırlı akşamlar demişler. Ceviz ağaçları için sadece ahır gübresi kullansak, yanında da leonardit kullansak yeterli midir? Ağaçlar 2 yaşında derler. Selamlarını iletmişler. İsim vermemişler. Selam olsun Bolu diyarına, Köroğlu diyarına. Yok. Ne ceviz, ne ayçiçeği, ne portakal ağacı hiçbir zaman ahır gübresi o ceviz fidanının, portakal ağacının, mısır bitkisinin belli bir dönemde bitkinin diye sömürdüğü periyotta, o kısa periyottaki besin elementini verme gücüne sahip değildir. Şurada ahır gübresi şöyle yavaş yavaş zaman sağa doğru kaydıkça mineralize olarak besin elementlerini açığa çıkarır ama bitki şöyle kocaman belli bir dönemde, örneğin mısır koçan oluştururken, buğday başak oluştururken, ayçiçeği baş bağlarken, ceviz fındık büyüklüğündeyken, tabii sizinki 2 yaşında şey değil ama söyleyin siz meyvede değil ama o büyük bir vejetatif aksam oluşturacak, sürgün sürecek o dönemde. O da ne zamandır? İşte 20 Mayıs ile 20 Haziran arasına denk gelir. O dönemde bitkinin alacağı atıyorum günlük diyelim ki 55 gram azot sömürecek o fidan. Onu yetiremiyor. O 15 gram veriyor sizin leonarditiniz ve ahır gübreniz. Geri kalan 40 gramın eksikliği sizin fidanlarınızda sürgün kısalığı, yaprak küçüklüğü, yaprak sayısında azlık oluyor. İşte dallar tam kapanmıyor. İleriden ağaca baktığınız zaman sadece yaprak göreceksiniz, dal görmeyeceksiniz. Sürgünler uzun olacak. Meyveden önce örneğin elmalarda 90 santim ama meyveye bindiği zaman en az 60 santim sürgün olacak, yıllık sürgün. Bunlara bakarız. Dal gözükmeyecek. İşte çinko noksanlığında azot olsa dalları görürüz biz uzaktan baktığımız zaman. Üzüm bağına girdiğimizde, ceviz bahçesine girdiğimizde dal gözükmeyecek. Yeterli yaprak alanı indeksine sahip olacak. Bunları yapmak arkadaşlar toprakta yeterli organik gübre, sizin organik gübreniz artı toprakta ne eksikse, NPK eksikse, NPK işte kalsiyum, magnezyum, kükürt eksikse onlar makro elementler 6 tane. Arkasından demir, çinko, mangan, bor, bakır bu 5 tane molibden ve klor da var 7 tane ama onlar pek eksik değildir. Bakır da eksik değildir. O zaman 4'e düştü. Demir, çinko, mangan, bor. Bunlar eksikse onlar verilecek ki bitkinin belli dönemlerde yüksek miktarda sömürdüğü anda kök bölgesine onu tutabilsin. Dün kulaklar çınlasın. Değerli akademisyen dostum Muğla Üniversitesi Fethiye Meslekçisi Okulu'ndan müdür dostum Profesör Fahri Yiğit onun bölüm hocaları ve öğrencilerine online sistemle bitki besleme ve gübrelemedeki sıkıntılar ve çözüm yollarını anlatırken de aynı şeyi söyledim. Belli dönemde bitkinin sömürüsüne cevap veremiyor ahır gübresi ya da organik gübreler. Toprakta fiziksel, kimyasal, biyolojik özelleri düzeltiyor. Az az gıdım gıdım, bizim köyler öyledir, besin elementi veriyor ama bitkinin belli dönemde çok yüksek bir sömürüye ihtiyacı var. Onu o karşılayamıyor. Onu karşılamak için de mecbur mineral gübreyle takviye etmek zorundayız. Eskiden
Cumhuriyet ilan edildiğinde 98 yıl önce, yaklaşık bir asır önce neydi? Nüfus 13.7 milyondu. O zaman traktör tabii pulluk yoktu. Öküzler. At ya da öküzlerle, değil mi? Sabanla, benim ilkokul dönemimde hatırlarım, 40 yıl öncesinde öyleydi. Onunla sürülürdü. 90 kilo buğday alınırdı bir dekardan. Şimdi 900 kilo sulanan yerlerde 1100 kilo alıyoruz. Karapınar'da 1100 kilo alan dostlarım var. Buradan da onları, Karapınarlı değerli çalışkan çifti dostlarımı selamlıyorum. Benim yerime de çay içsinler. Ondan sonra şimdi tabii o zaman tarım alanı çok, nüfus az. Oh, karnını kaşıya kaşıya sabanla sür, gübrene bilinmez. 1974 yılında Konya'ya gübre geldiği zaman büyük çiftçi abiler anlatırlar. İşte Cuma camisine çıktık, caminin önüne okun üstüne oturduk, bir kamyon geldi. Efendim bu ne? İşte gübre. Ne olacakmış bu? Şöyle baktık, çocuk küllüğü gibi. Yani eskiden şimdiki marketlerde çocukların altına bağlanan bez yok da çocuk, normal kumaşın içerisine kil, hı hı, sıvıyı emsin diye koyarlarmış. Ona küllük derlermiş. Bana sonradan açıkladı tabii. Çocuk küllüğü bu demek diye. Bu çocuk küllüğü bir şey. Biz bunu sana bir de para vereceğiz, bir de biz bunu toprağa atacağız, öyle mi? Bunu diyor, yani ayıp olmasa diyor dövecektik adam diyor. Bu şekilde kovaladık ama şimdi diyor yalvarıyoruz herkesten, getir, bayilerden getir diye diyor. Şimdi eskiden öyle az üründü, şimdi ama o zaman 13.7 milyon, şimdi 83.7 milyon. Yani ne etti? 70 milyon arttı. Tarlalarımız da aksi gibi azaldı. Biz öğrenciyken 30 yıl önce neydi? 28 milyon hektar tarım alanımız vardı. Şimdi 23 milyon 95 bin hektar var. Neredeyse 5 milyon değil. 5 milyon hektar bir azalma var. Azalan değil. Dolayısıyla birim alanı yüksek ürünü almak için değerli Bolu Cevizci kardeşim, seni tebrik ediyorum. Bir, organik gübrelemeye önem veriyorsun. Ama muhakkak onun yanında toprak analizi sonuçlarına göre eksik olan diğer makro ve mikro besin elementlerini kesinlikle vermek zorundasın. Hiçbir diyelim, zaman tamamlayamazsın. Tamamlasaydı hocam, zaten gübre fabrikaları doğmazdı piyasada. Ben de burada olmazdım. Cevizden devam edeceğiz. Aynen. Bilecik'e gidiyoruz hocam. Bilecik'ten Mehmet Bilgili beyefendi. Gene kendisi ceviz yetiştiricisi. Ağaçlarım 15 yaşında derler. Damla sulama yapıyorum. Temmuz ve Ağustos aylarında damla sulama yapıyorum. Cevizlerimin içi iyi dolmadı. Heh. Bazı kısımları kara oldu. Mart ayında 2 kilo 15-15-15 verdim. 200 gram demir sülfat, magnezyum sülfat attım. Bu aydan sonra nasıl bir gübreleme yapmak gerekir hocam? Şimdi böyle devam edersen Mehmet Beyciğim, adaşım, sen tövbe Allah, ömür boyu onun içini dolduramazsın. Temmuz ayına kadar ne isteyecek bu bitki? Haziran ayında su isteyecek. Bakın meyve ağaçları 20 Mayıs ile 10 Haziran arasındaki o 3 haftalık süreçte yeni senenin meyve gözü taslağını oluştururlar. O dönemde bitkileriniz yeterli miktarda toprakta organik madde, işte NPK varsa diğer eksik mikro elementleri kök bölgesinde hazır bulmak ister ve sulama ister. Siz tutup da Temmuz ayında sulama verirseniz o bitkilerin odun gözünde enerjiyi depolayamazsınız. Depolayamazsanız hem o yıl size iç büzüşmesi dediğimiz organik madde, azot ve su eksikliğinden iç büzüşmesi olur. İçini tok doldurmaz. Beyaz etli, sarı etli, şişkin olmaz. Büzüşük, çökük, kahverengi, koyu kahverengi, siyah renkli olur iç büzüşmesi. Bu da verim ve kaliteyi bozar. İşte tüccarın, müşterinin gözünü şey yapar, kötüleştirir. Satışı düşer. O yüzden siz mutlaka Bilecik koşullarında sonbaharda 15 yaşlı ağaç için 30 kilogram iyi yanmış ahır gübresi. Tabii analiz sonucu vermediniz ama ortalama bir şey söylüyorum. O yoksa 5 kilogram levonarditle beraber 1 kilogram 6-16-6 organomineral gübre. Onu kullanmam derseniz 1 kilogram 3-15 gübreyi verecektiniz. Ondan sonra Mayıs, 1 Mayıs dedi mi siz, sizin kar yağmur sularınız, ben anlıyorum, Temmuz'da veriyorum, Haziran'da istemez, nasıl olsa Bilecik'e yağmur yağdı, kar yağdı dediğiniz için böyle işte, üşengeç davranıyorsunuz. Onun için için dolduramazsınız. O zaman ne yapacağız? 1 Mayıs'tan itibaren biz sırf gübre vermek için, hem de yeni senenin bir yıl var bir yıl yok olmasın, zeytinlerde, Antep fıstığında olduğu gibi periyodize göstermesin diye, 1 Mayıs'tan itibaren hiç olmazsa haftada bir 3 saat, 5 saat, işte Temmuz ayındaki gibi 12 saat, 15 saat değil, 3 saat, 5 saat sizin hümik asit,
map, işte o ağaca, 15 yaşındaki ceviz ağacına sizin eğer toprağınızda fosfor 90'sa, 8 ppm'in altındaysa, 1 kilogram toprakta alınabilir fosfor 8 miligramın altındaysa sizin 700 gram saf fosfor, 1000 gram saf azot vermeniz gerekiyor. Bunu tabana verdiğiniz 3-15'ten başlayacaksınız. 1 Mayıs'tan itibaren MAP'la devam ederek tamamlayacaksınız. Ondan sonra arkasından UAN-32 ile azot, tabi demir çinko 90'sa onu ilk damla sulamada MAP ver diyorsan, ikinci damla sulamada demir çinko bor neyi eksikse onu vereceksiniz. Mikroelementler arkasından UAN-32 devam edecek. Ondan sonra potasyum sülfata veya potasyum nitrata başlayacaksınız. Eğer kirecin yüksekse, magnezyumun azsa magnezyumu vereceksin. Kalsiyum çokluğundan dolayı magnezyum alınmayabilir gibi bunlar var. Analiz sonuçlarını e-mailime atarsanız size 4-4'lük program yaparım. Bilecikli dostlarım, burada isim vermem belki şık olmaz, bana daha önce gönderdiler. Yaptım. Güvenilir laboratuvar olacak, bor olacak, tamam mı? Ona göre size de yardımcı olurum. Görüntü gelmiş ama efendim onu düzeltmiş olayım. Netleme yapamadığım için raporu okuyamadım. Netleme yani bulanık gözüküyor. O yüzden o konuda bilgi vermiş olayım. Hocam yine cevizle devam edeceğiz. Zonguldak Çay Cuma'dan Fırat Bey yayınlar demişler. 4 yaşında cevizlerimiz var. Haziran sonunda yapraklar sararıyor, dökülüyor ve yeniden yaprak açıyor. Evet. Damla sulamam yok. Ne yapmak gerekliliği var derler. Fırat Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim güzel sorun için. İnşallah sizinle beraber aynı sorunu yaşayan insanlar, arkadaşlar yoktur. Varsa da iyi dinleyin. 1- Susuzluk, 2- Organik madde, 3- Azot. Demin dedim ya Bilecikli adaşım Mehmet Bey'e cevap verirken 700 gram saf fosfor, 1000 gram 15 yaşındaki ceviz için söylüyorum. Eğer noksansa, yok efendim orta düzeylerdeyse bunlar zaten işte o zaman 350 gram fosfor, ne bileyim 500-600 gram azot öneririz biz, unutmayın. Ondan sonra her yıl işte 15 yaşındaki ağaç için 15-20 kilo ürün almak, kuru kabuklu ürün almak için, var yılı yok yılı göstermemesi için düzenli budama, düzenli sulama, düzenli bir sonbaharda, bir ilkbaharda bordol bulmacına ilaveten işte Haziran ayında antraknoz ilacı da atarak yani benim öyle cevize uygun bir bahçe yerim olsaydı ceviz yapardım. Profesörlük maaşımdan daha fazla getirisi var. Yani çünkü biz her zaman söylüyorum 5 tane ceviz tüketiyorsak ikisini üretiyoruz, üçünü diğer ülkelerden alıyoruz. ABD, Kanada, İran, Şili. Öyle olunca şu anda daha o sektör aç bir sektör. Bilmiyorum bizim ömrümüz yeter mi? Her tarafta ceviz acayip bir şekilde yaygınlaşıyor. Dolayısıyla siz o arkadaşımız söylediğimiz gibi yetersiz azot nedeniyle, organik madde azlığı nedeniyle Haziran ayında oksin hormonunu üretemiyor bitkileriniz, yaşlanmaya geçiyor. Geliştirici hormon bölü. Yaşlandırıcı hormon oranı az, düşük kalıyor. Halbuki günler kısalana kadar, Ekim ayının 10'una 15'ine kadar bu hep yüksek olacaktı. Geliştirici hormon bölü yaşlandırıcı hormon yüksek çıkacaktı. Hep şımaracaktı yapraklar. Sürgünler hep uzayacaktı. Siz de yeterli azot olmadığı için, çinko olmadığı için, bor olmadığı için bitkiler yaşlanmaya geçiyor, düşüyor ama günler uzun. Odun tabakasından veya sonradan gelen az miktardaki geliştirici hormonları artıracak bu azot, çinko gibi, bor gibi besin elementi etkisine tekrar yapraklanma başlıyor. Buna dikkat edelim. Analiz sonuçları, yani insan sigara içmiyorsunuzdur ama inşallah içiyorsanız da ona verdiğiniz parayı 10 gün kenara koysanız toprak analiz ücreti yapar. Bize sonuçları gönderseniz soru yardımcı olur. Almış olalım reklam öncesi hocam. Başkent Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'dan Şerefli Koçhisar'da Doğan Candan beyefendi sormuşlar. Hocam iyi akşamlar, selamünaleyküm diyor. Bu sene arpalarda büyüme yok. Ne yapmamız gerekir derler. Şimdiden selamlar diyorlar. Aleyküm selam. Bereketli dönemler diliyorum Doğan Bey. Şerefli Koçhisar'ı da bilirim. Birlikte asistan olduğumuz Haydar Bey'in arkadaşımın da memleketi. Şöyle yani güzün kurak ve soğuk bir dönem yaşadık. Arkasından Rabbim kışın kar vermedi ama elhamdülillah Mart'ta yani Şerefli Koçhisar'da dahil, işte Anadolu'nun değişik coğrafyaları dahil çok güzel kar, yağmur, kar, yağmur, bir güneş, bir yağış, bir güneş, bir yağış. Bakın
5-10 gün önce yöremizde kar yağdı. İşte yarın nasipse cuma günü tekrar kar gösteriyor. Geç gelen yağışlar vesilesiyle öyle kaldı. Belki üst üste siz 5-6 yıldır arpa buğday ekiyorsunuz, tarlanızı dinlendirmediniz. Münavebeye dikkat edin. Ekim yaparken dekara verebilirseniz sizin sanırım kıraç koşullar 75 kilo idare eder. Leonardit kullanın. Mümkünse bir de onunla ilaveten 8-20 organo mineral gübre kullanırsanız organik kaplı kirece fosforu kaptırtması daha az, daha yarayışlılığı yüksek. Onunla ilgili de yüksek lisans öğrencim var, çalışkan çiftçi çocuğu da. Önümüzdeki Eylül, Ekim'de de onu denettireceğim. Klasik taban gübreleriyle organo mineral gübreyi. Dolayısıyla bir münavebe, iki organik madde, organo mineral gübre kullanımı. Hep insanlar arpa buğday eke eke böyle göreceksin, hastalıklar da oluyor. Kınacık, paz, diğer materyal hastalıklar. Artık boylanacaksa da boylanmıyor. Yoruluyor tarla. Değiştireceksiniz. Onu demek istiyorum. Diyelim kısa bir araya gidiyoruz efendim. Bizler kısa bir soluklanalım. Sizler meyvelerinizi, çaylarınızı tazeleye durun. Kısa bir reklam arası. Ondan sonra yine sizlerle beraberiz efendim. Efendim programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorular üzere. Yalnız şöyle bir hatırlatma yapacağım efendim. Lütfen bitki koruma ürünleri kısmından değil de hocam toprak bilimi ve bitki besleme bölümünden değerli bir hocamız. Daha çok bitki besleme üzerine, sulama suyu kalitesi üzerine, topraktan verim üzerine, bitkilerimizin beslenmesi üzerine sorularınızı yönlendirirseniz buradan daha güzel bizler de sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız diyelim. Hadi gidelim nereye? Akdeniz'e gidelim hocam. Mersin'e gidelim. Hayırlı akşamlar. Mersin'den selamlar, saygılar derler. Mehmet hocama sorum var. Müjdat Bey, Müjdat Şimşek Beyefendi. Leonardit ile ilgili o kadar çok sahtekarlık dönüyor ki, evet, resmen kömür tozu satıyorlar. Leonardit'in gerçek olduğunu lavabo açıcı ile suya karıştırarak öğrenebilir miyiz? Sorumuz bu. Evet. Şimdi Müjdat Bey haklı gerçekten. Bir o değil. Birçok arkadaşımız bu şekilde serzenişlerde bulunuyor. Biz de diyoruz ki kardeşim ambalajın üzerinde lisans numarası varsa, belli başlı firmalarsa onlardan yapın. Değilse merdiven altı üreticilerin de ekmeğine yağ sürüp onların milleti kandırmalarına yol açmayın. İşte atıyorum 5 liralık şeyi 3 liraya satıyorsa bu ucuz. Ha, demek ki merdiven altı üretim, lisans numarası yok. Dolayısıyla bir, bu yönden yapabilirsin. İki, yanınızda bir sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi kuvvetli baz varsa onunla muamele ettiğiniz zaman oluşacak renk değişimi, bileşiğin görüntüsü leonardit ile kömür tozunu farklı kılar. İşte leonardit de koyu renk alır, mayileşir, güzel bir koku ortaya çıkar. Kömür tozunda öyle aynen tane tane durur yani erime olmaz. Buradan da bilirsiniz, evet. Devam edelim. Hazır Leonardit'ten açtık konuyu. Şöyle bir hocam, nereye gidelim? Trakya'ya gidelim. Edirne'den Recep Bey sormuşlar. Mehmet hocama selamlar demişler. Aleykümselam. Bamya'da diyor, Ekim öncesi Leonardit atsak toprağa nasıl olur hocamın değerlendirmesi? Gayet iyi olur. Leonardit kaç kilogram atalım dekara der? Tabii ki Recep Bey, hayırlı bereketli olsun, şimdiden kolay gelsin. Serhatlar şehri Edirne'ye selamlar. Şimdi demin de söyledim ya hani organik toprak ne? Kil, silt, kum, humus. Dört tane maddenin karışımı. Bu ayaklardan biri eksik olursa toprak topraktan çıkıyor. Verimliliğin sigortası da organik maddedir. Suyu tutan, kabuk tabakası bağlatmayan, besin elementlerini tutan, daha kaliteli ve bol ürün verdiğinde de organik maddedir. Organik maddeniz azsa bunu organik gübrelerle tamamlayacaksınız. Organik gübreniz yoksa leonardit vereceksiniz. Leonardit de %40-50-60 civarında organik madde içeren, koyu renkli, yumuşak, su tutan bir madde. İşte yüzeyde kalanlar ışığı çekiyor, ısıtıyor toprağı. Besin elementi tutuyor, kabuk tabakası bağlamasına izin vermiyor. Sulu koşullarda 100 kilogram İyi bir rakamdır. Keşke gönül ister ki ekonomikse durumunuz iyiyse 200 kilogram verin.
Yeni sene hem bir daha vermezsiniz. 2 yıl etkisi olur. Kıraç koşullarda da 50-75 kilogram öneriyorum. Tabii ki başta yumurlu bitkiler olmak üzere sizin söylediğiniz bamyadan diğer sebzelere, meyvelere her şey için faydalıdır. Uygulamanızda fayda var. Miktarını sordunuz, ben de onu söyledim. Sorularımız çok hocam. Onun için kısa kısa cevap vermeye çalışıyorum. Uyarınızı dikkat alıyorum. Trakya'dan devam edelim. Tekirdağ'a gidiyoruz hocam. Zeynep Demirbaş hanımefendi. Bezelye ektim diyor. 10 santim kadar büyüdüler. Soğuktan çoğu dondu. Yeniden eksek olur mu bu süreç içerisinde? Tabii ki. Yenileyelim mi derler? Tabii ki. Zamanı şimdi erken ekmişsiniz. Zaten bezelye, bakla, fasulye böyle erken ekilmez. Hıdrellez diye bir şey biliyorsunuz. 6 Mayıs. O civarlarda ekilir. Yani Nisan'ın 28'i ile Mayıs'ın 8 arasında ekseydiniz daha güzel olurdu Zeynep Hanım. Bakın şimdi tekerrürlü ekim yaparak masraf ve enerji harcamış oldunuz. Diyelim Kütahya'ya geçiyoruz hocam. Yücel Horata beyefendi selamlar Kütahya'dan demiş. Sayın hocama sorum şudur. Buğday ve arpalara Şubat sonu 15 kilogram üre attım. Henüz etkisini tam göremedim. Üreyi erken mi atmışız? Ürede azot toksitesi olur mu? Buğday üşümüş müdür? İyi yayınlar diyorlar. Kolay gelsin Yücel Bey. Yok. Kardeşlenme bir tane çıkar. Onun kenarlarından yeni sapçıklar çıkar. Biz buna kardeşlenme deriz. Sırayı kapatmaya çalışır. O da İç Anadolu koşullarında bu yıl 10-15 Mart'ta oldu. Biraz erken vermiş olabilirsiniz. Hani buğdayın gelişimini hani fotoğraf falan göstermediniz bilmiyorum. Ya zaman da verdiniz veya biraz erken verdiniz. Sorun değil. Üre kaybolmadı. Artı azot toksitesine vesile olmaz. Aksi gibi o dönemde verilecek olan azot zehirlenmesi yapmayan olan güzel gübreye atmışsınız. Başkaları can 26 amonyum sülfat amonyum nitrat 21 inadına bilerek veya bilmeyerek öyle yaparlar. O işte azot zehirlenmesi, amonyak zehirlenmesi yapar. Toprak ısınınca şu yağışların da etkisiyle o mesafeyi kapatacaktır. Sakın endişe etmeyin. Numan Atasoy beyefendi, merhabalar Abdullah Bey diyor. Hocamla birlikte ekrana çok yakışıyorsunuz demişler. Sağ olsunlar, güzel görenler sağ var olun olsun. Numan Bey. Bu program çok öğretici oluyor. Teşekkürler Köy TV ailesine demişler. Bir sorum var. Benim toprak analizlerimde potasyum ve fosfor oranları çok yüksek çıkıyor. Bu demek midir ki hiçbir zaman potasyum ve fosforlu gübre kullanmayayım? Saygılar, kolay gelsin. Yer neresi? Ağaç mı, bitki mi? Onları belirtmemişler ama Trabzon tarafından. Önceki sorularda ağaç mı? Trabzon'da fındık tarımı yapıyorum diye daha önceki günlerde o zaman demişti. Ben şöyle diyeyim. Hı-hı. Bir, güvenilir laboratuvarların rakamlarıysa Numan Bey kardeşim. Bir, o ise. İki, işte fosfor 40-50 miligram P bölü kilogramın üstündeyse, potasyum 290'ın üzerindeyse 300-400-500 gibi vermenize gerek yok. Trabzon'da. Evet, herhalde fındıktır. Fındık üstüne, evet hocam. Evet, vermenize gerek yok. Burhaniye'den selamlar demişler. Zeytinlerin kireci sevdiği, dolayısıyla zeytinliklere tam kireci uygulanması ile ilgili bir takım tavsiyeler var derler. Tarım kireci. Toprağın az kireçli, pH 7,5, ağaçlar yaşlı, susuz bir tarla demişler. Hocamın bu konuda görüşlerini bekliyoruz. Muammer Bezirgan Beyefendi Burhaniye'de. Burhaniye Bursa'nın mı? Balıkesir Burhaniye. Balıkesir, Muammer Bey selamlar olsun. Bir, toprakta kirecimiz az diyorsunuz. İki, 7,5 diyorsunuz. Üç, tarım kireci diyorsunuz. Bunlar aralar çok çelişkili susuz ifadeler. Düzgün bir laboratuvara gitmediğinizin tablosu karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Hani toprakta kireç yoksa pH düşük olur. pH yüksekse kireç yüksek olmalıydı. Evet. Kireç %5'in altında, pH 6,5'un altındaysa kesinlikle zeytin ağacı başına büyük bir zeytin için örneğin 10 kilogram dolomit tarım kireci, kalsiyum, magnezyum, karbonat ne zaman verilecek? Geçtiğimiz Kasım'da verecektiniz, üstünden kış geçecek. Öyle yapacaktınız. Ancak söylediğiniz ifadeler çelişkili, bu sizden kaynaklanmıyor. Laboratuvarın hatalarından bir örnek, canlı örnek.
Evet. Gelin şöyle bir Sivas'a gidelim. Sivas'ın yollarına, bizim kirvelerin diyarı. Sivas, hadi selamlar bakalım. Olsun. Merhabalar demişler. Ben Sivas'ta yaşayan bir çiftçiyim. İsim belirtmemişler. 2 yıldır mısır ekiyorum. Fakat mısırlarım çürüyor. Verim alamıyorum. Bunun sebepleri neler olabilir derler. Ne yaşıyoruz? Bir, tarlada komple bir çürüme varsa topraksal, besinsel sıkıntı. İki, hem sizin tarlanız hem de yan komşudaki tarlalarda çürüme yok. Gayet güzel gelişiyor. Ancak oylum oylum orada burada çökmeler, çürümeler oluyorsa o da mantariyel, bakteriyel hastalıklardır. Komple çürüme varsa işte fotoğrafını bana e-mailime atın, bir analiz sonucu yollayın. Yani de bu topraksal olduğunu zannetmiyorum. Hastalıktır. Her yıl mısır ekimi yapmayın. Farklı ürünlere geçin. Münevve yapın. Anlatabildim mi? Hocam mail adresini de bir tekrar verebilir miyiz? İnternette tekrar var. Mehmet Zengin dedikleri zaman bütün telefonlarım, e-maillerim var. Evet. mzenginselcuk.tr. Evet, oradan hocama iletmiş olabilirsiniz. Hadi gidelim Yozgat'a. Hayırlı akşamlar demişler Yozgat'tan Mevlüt Çalımlı beyefendi. Hocam diyor, güvercin gübresi hakkında bir bilgi biraz verebilir mi? Meyve ağaçlarında özellikle ve üzümde demişler. Meyve ağaçlarım da 5 ila 10 yaşlarında, hocam tavsiye eder mi? Etmez miyim ya? Bütün gübrelerin padişahıdır. Kanatlı gübreleri içerisinde güvercin gübresi en fazla azot, fosfor, potasyum içeren, organik maddesi yüksek olan, tuzluluğu da düşük olan aksi gibi. Bir yarasa gübresi, iki güvercin gübresi, üç martı gübresi, yani guano diye değerlendirdiğimiz gübreler içerisinde gübrelerin padişahıdır bu. Enerji bol. Damlamı taş yarar yani. Koyun keçi küçükbaş gübresinden de, büyükbaş gübresi dediğimiz ahır gübresinden de daha kalitelidir. 10 yaşındaki herhangi bir meyve ağacına Yozgat koşullarında iz düşme mutlaka sonbaharda. Onu kaçırttıysanız zarar yok. Şimdi geç kalındı ama hani mesela bir Şubat 20 ile Mart 20 arasında bir ilkbaharın bol yağışlarını alabileceği dönemde yapılsaydı daha iyi olurdu. Ama o zaman da yapamadığınızda yarın yapacaksanız mutlaka sulama yapalım arkadaşlar. İz düşüme 3-5 kilogram 10 yaşındaki bir herhangi bir meyve ağacı için 3-5 kilogram civarında güvercin gübresini serpip mümkünse üzerine su verdik veya çapaladık, harikulade olur. Ama 10 üzerinden 10 puanı alacaksan ben bunu geçtiğimiz Kasım'da yapacaktım. Örneğin Kasım'ın 25'inde yapacaktım. Aralık'ın 15'inde kar yağacaktı. Şöyle bir o kendine gelecekti. Fitohormonlar, enzimler, bakteriler, mantarlar, yarayışlılar yani mikroorganizmalar, makro ve mikro besin elementleri bir alınabilir forma geçip toprağın diğer kolloidleriyle adeta yumaklaşıp kılcal kökleri destekleyecekti. Solucan gübresinde bunlarda böyle kökleri koruyan maddeler de var. Diğer gübrelerde bu yok. Yani en kaliteli gübreniz var. Bereketli olsun. Diyelim. Üniversiteden bir öğrenciniz yazmış hocam. Şefik Acar, Konya Ilgın'dan. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm Mehmet selam. Zengin hocama çok selamlar. Aleyküm ben selam. De Selçuk Üniversitesi Organik Tarım Bölümü öğrencisiyim. 1 Mart'ta 100 dekar yulaf ektim demiş. %90 yulaf çıktı. Yarın da 26 nitrat atmayı düşünüyorum. Onlardan etkilenir mi? Ekilen yer kıraç ve ne zaman dekara ne kadar atmamı önerir hocam? İyi yayınlar. Şefikçim, gözüm, kardeşim, öğrencim, dostum. Tebrik ederim. Medeni cesedinden dolayı seni de kutluyorum. Çıkmış, ne güzel soru sormuşsun. Yulaf yeni çıkmış, amonyum nitrat olmaz. Hem soğuklardan dolayı hem de bitki küçük olduğu için amonyum nitrattan demin bir arkadaşımız sormuştu amonyak toksisitesi olur mu diye. Senin yulafların amonyak toksisitesi yapar. Dolayısıyla sen üre vereceksin. Dekara bir 12 kilogram üreyi salla. Ne zaman? Yarın. Perşembe. Öbürsün cuma günü kar yağmur yağacak ya çok güzel olur. Hem böylece sizin ılgın koşullarında kireç topraklardan üreden meydana gelen amonyak volatilizasyonu yani azot gazı kaybı da olmaz. Dört dörtlük olur. Ondan sonra sapa kalkmadı da yani bu uygulamadan yaklaşık bir 3 hafta 4 hafta sonra da bir can 26 amonyum sülfat amonyum nitrat atabilirsen dekara 15 kilogram harikulade olur. Diyelim Uluborlu'ya gidiyoruz hocam. Selçuk Demirdal beyefendi İleydağ köyünden sormuşlar. Bademde gübreleme yapılırken nelere dikkat edilmeli? Badem bugün çiçek açmaya başladı. En fazla kaç derecede dondan etkilenir der. Dondan ya, badem çok etkilenen çok. Bir meyvelerden biri. Bununla ilgili çok kısa bir... Uluborlu, Isparta.
Selçuk Bey. Tabii ki Badem'de toprak analiz sonuçlarına göre Uluborlu koşullarında geçtiğimiz Kasım Aralık aylarında ağacın yaşını söylemediniz ama 10 yaşında diyeyim. 10 yaşında ise 20 kilogram çiftlik gübresi. 15 yaşında. 15 yaşında ise o zaman 30 kilogram çiftlik gübresi, 4-5 kilogram leonarditle beraber 3-15 gübreden 1 kilo verip iz düşüme serpip mümkünse traktör çapasıyla benim yaptığım gibi çapalayıp geçecektiniz. Sanırım damla sulamalı, onu da bilmiyorum, söylemediniz. Mayıs'tan itibaren damla sulamayla da geri kalan fosforu, humigasti, demiri, çinkoyu, boru, sanırım bor noksanlığı var sizin topraklarda. Bunları da vereceksiniz. İyi meyilime toprak analiz sonucu yazarsanız tam atış yaparım, iyi cevap veririm. Değilse ortalama bir şeyler yazabilirim. Ne zaman etkilenir? İşte gece 24 ile 003 arasında full çiçekteyken -2 derece oldu mu ve yarım saat oldu geçti sıkıntı yok ama yarım saatten fazla bu durgun hava öyle kalırsa mutlaka çiçekleri öldürür. Çiçekler biraz daha dayanıklıdır. Taze yeni bağlanmış meyve olsaydı o -1, -1,5 derecede gidiyordu. Bademler biraz hassas. Aksi gibi cuma, cumartesi pazarda maalesef geceleri -3, -5 gösteren yerler var. Evet. İnşallah kurtulursunuz. Onun için ne yapacak ama? Havayı rüzgarlandırın, pervaneyle rüzgarlandırın veya mümkünse onu yapamıyorsanız gece saat 10-11 gibi su püskürtün. Bildiğimiz su, içtiğimiz suyu. İçerisine herhangi bir şey karıştırmayın. Onu buz kaplasın, sabah mis gibi çiçekler sağlam olarak açığa çıkar. Evet. Amerikan modeli. Şimdi türkü diyor ya, aman aman Develi sordum asın nereli demiş. Kayseri Develi'ye gidiyoruz efendim. Mehmet Görmez beyefendi, merhaba Köy TV ekibi ve saygıdeğer hocam. Yoncalara merhaba. 8 kilo map dediniz. Bunu pulverizatörle verebilir miyiz? Teşekkürler demişler. Verebilirsiniz. Tabii ki yani ben kravatlı akademisyen olduğum gibi aynı zamanda çiftçiyim. Yani MAP'ın sizin fırfır dediğiniz, bizim gübre serpme makinesi dediğimiz makineyle atılmayacağını ben de biliyorum. O bir DAP gibi, üre gibi granül değil. Kristal vermesi zor ama bir şekilde verebilirseniz yağmur önünde, yağış önünde, işte Şubat, Mart'ta, Nisan mesela geç kaldı biraz ama hadi geç de olsa verin. Eski yoncalara, 2, 3, 4, 5 yaşındaki yoncalara bunu yapın. Bunu yapamıyorsanız hiç olmazsa ilk yağmurlamayla dekara 5 kilo öneriyorum. Çünkü sözüne güvendiğim yöremizden büyük çiftçiler, hocam sağ olun ilk yağmurlamayla dekara 5 kilo verdik. İşte Konya'da 12,5-15 kilo dönüme değerler orada. 2,5 dekar bir dönümdür. Verdik, gayet güzel oldu. Tabii ki yağmurlamayla biz bunu bölümde de tartışırız. İlk yağmurlamayla verdiğiniz zaman MAP hızlı çözünüp aşağıya hızlı inen, su nereye gidiyorsa oraya kadar giden bir gübre. Ama DAP 20-20, TSP, NSP bunlar mümkün değil, 3-15 erimez. Onun için değerli Mehmet Bey kardeşim, pülverizatörle de verebilirsin ama dekara o 8 kilogramı, 5 kilogramı katabilir misin? İşte çok konsantre olur, yapraklara zarar verir mi? Onu test etmiş değilim. Buradan evet. Sizi ve başkalarını kandırmak istemem. O konuda ben de hocama katılıyorum. 2 kilo verebilirsin ama 5 kilo, 8 kilo pülverizatörle yüksek olur. Diyelim. Horozları Deli Diyar Denizli'ye gidiyoruz. Selamun aleyküm. Bugün çok akşamlar. Renkliyiz. Evet, renk renk Anadolu'dayız bu akşam. Çok güzel gidiyor. Denizli Tavas'tan Ali Ercan Karatay beyefendi. Rakım diyor 900. Karpuz yetiştiriciliği ilgili kullanmamız gereken gübreleme çalışmalarıyla ilgili hocam bilgi verebilirse diyor. Damla sulama sistemi kullanıyoruz. Süreci, önümüzdeki süreçten kısaca bir değinme şansınız varsa hocam. Tabii. Bilgi isterler. Karpuz, damla sulama. Evet. Ali Ercan Bey, bereketli olsun şimdiden. Denizli'ye selamlar kardeşim. Teknik danışmanlığını yaptığım firmamın internet sitesinin en altında gübreleme önerileri sayfam var. Orayı tıklarsanız A'da arpadan Z'de zeytine kadar 44 mi 48 mi ne kültür bitkisinin K'de kavun karpuz çizelgesini tıklayın. Orada ortalama, orada zaten kendimi ak çıkarmak için değerli çiftçiler aşağıdaki gübreleme programı herhangi bir toprak analiz sonucuna dayanmayan İşte zeytinse zeytinin yetiştiği bölgelerin, iklim bölgelerinin genel toprak özelliklerine göre, karpuzsa karpuzun yetiştiği iklim bölgelerinin genel toprak özelliklerine göre yapılmış ortalama önerilerdir. Doğrusu bunları ekip dikmeden 3 hafta önce
tarlanızı, arazinizi iyi şekilde temsil edecek bir oranda toprak örneği alıp tam teşekkül laboratuvarda analiz etmenizdir diye de not düşmüşüm. Ya o notuma kafa yor, örnek gönder, analiz sonucunu bana ilet maille, ben sana tam attığımızı 12'den vuracak şekilde doğru cevap vereyim. Ya da o satırların 2 santim altındaki çizelgedekileri uygula. Kavun, karpuz, demin ne dedim, sebzeler çok sever. Geçtiğimiz Kasım, Aralık'ta bol ahır gübresi, yoksa leonardit yapıp toprağa derin sürümle karıştıracaktık. Şimdi Ekim'de tabana muhakkak potasyum içeren 3 rakamlı gübreler, örneğin 6, 16, 6 kükürt, organik madde, mikroelementler içeren organomineral gübreden dekara 40 kilogram veriyoruz. Üste çapada üre, ikinci çapada amonyum sülfat veriyoruz. Yine analiz sonucu yollarsanız damla sulama dediğiniz için ayrıca tebrik ederim. Bilinçli bir yetiştiricisiniz demek ki damla sulamayla yaptığınıza göre. Damla sulamayla da işte ilk damla sulamayla ne bileyim gerekiyorsa MAP, humic asit, demir, çinko, bor bunları önereyim. Artı çiçeklenme öncesinde mutlaka yaprak gübresi önereyim. Dekara 300 gram üreyle beraber 150 gram kombi. Artı kavun ve karpuzlarda kalsiyum noksanından ileri gelen çiçek burnu çürüklüğü olabilir. İşte portakal büyüklüğündeyken meyveler 100 litre suda 1 kilogram kalsiyum nitratı eritip akşamüstü serin saatte yayıcı yapıştırıcı olarak yapraktan ziyade meyvelere bolca atın, çiçek burnu çürüklüğü olmasın. Evet, Niğde'den Yakup Bey der ki, Yakup Akgümüş, özür dilerim. Yonca diyor bu ayda ekilir mi diye sormuşlar. Tabii ki ekilir. Ama güz kadar olmaz. Biraz zayıf olur bu yıl. Ama güz ekseydik biraz daha güçlü girerdi ilkbahara. Mümkün mertebe, mesela geçen hafta ekseydiniz daha iyi olurdu. İlkbaharda kar, yağmur eridikten sonra toprak tavlanır tavlanmaz. Bizim yöremizde öyle ekinir. Ama şimdi Nisan'ın ortasına mı yaklaşıyoruz? Dolayısıyla biraz geç kalmışız ama önemli değil. Siz de ne yapacaksınız? Şu yarın cuma, cumartesi, pazar şey var ya yağış, o atladıktan sonra örneğin toprak tabi ıslandı ya, tavlandı. Pazar gün en son yağmur yağdı. Ondan 3-4 gün sonra çarşamba, perşembe toprağınızı işleyin. Güzelce ekin, taban gübrenizi verin. Mümkünse organomineral gübre kullanın. 3 rakamlı olsun. Yonca potasyumu çok sever. Del olur potasyumu alabilmek için. Verim ve kalitesini artırır. 3 rakamlı gübre. Bizim insanlarımız hala o 2 rakamlı 20-20 DAP gibi söylüyorlar. Çilek ekicisi de onu söylüyor, bilmiyor ya. Ben de diyorum ki arkadaşlar, arpaya, buğdaya 2 rakamlı, onun haricindeki tüm bitkileri 2 rakamlı diyorum, yasak. 3 rakamlı konuşun. 3 rakamlı. 15-30-15 işte gibi. Dolayısıyla onu kullanın tabana. İşte çıkınca yağmurlama sulamayla analiz sonucu verirseniz mailime, size ne eksikse humic asit attırırız, MAP attırırız, demir çünkü eksi, demir çünkü attırırız. Bunlara hassas bitkidir yonca. Evet, şimdiden bereketli olsun, bereketli diyelim olsun. Demiş ya, ektim Allah, emek benden, rahmet senden, bereketli olsun şimdiden. Şairlik tarafınız da var maşallah. Valla ben edebiyatı seviyordum hocam okulda. Nereden de ziraat mühendisi oldun, edebiyat öğretmeni olmadın? Yani öğretmenlik ailede çoğunda var da, niyetimiz de vardı da, bunu da seviyoruz. Tabii. Toprak aşığıyız. Tabii. Devam ediyoruz. Sana. Mersin'e gidiyoruz tekrardan. Mersin Tarsus'tan Fikret Can Beyefendi. İyi yayınlar derler. Sert çekirdekli meyvelerde hasat sonu, gelecek senenin meyve gözü için nasıl doğru bir gübreleme çalışmaları yapmamız gerekliliği olur? Dostum, seni tanıyorum. Tekrar buradan selamlar Mersin'e ve yanınızdaki arkadaşlarınıza. Şöyle, demin de bir arkadaşımızın sorusuna cevap da söylemiştim. Bunu sen biliyorsun zaten, beni izleyen bir kişi olarak. 20 Mayıs'la 10 Haziran arasında aman bitkilerimizin suyunu ve besinini eksik etmeyelim. İşte 20 Mayıs'la 10 Haziran arasında siz şeftalilerinize, eriklerinize, kayısılarınıza iyi bakarsanız yeni senenin meyve gözünü şimdiden hazırlıyorsunuz. Akabindeki yaptığınız gübrelerin %30'u üzerindeki meyveye giderken %70'i yeni senenin gözünü, vejetatif ve jeneratif aksamını oluşturur yeni senenin %70'i. Son noktayı da ne zaman vururuz Fikret Beyciğim? Siz
meyvelerinizi hasat ettikten sonraki bir haftalık süreçte 100 litre suda 2 kilo üre, 200 gram kombi. Eğer demir, bakır, mangan, çinko, boru eksikliği varsa. Yok, onların hepsi çok dört dörtlük var. Sadece boru eksik. Yani farz-ı mahal. O zaman 100 litre suya 2 kilo ürenin yanında 200 gram etidot 67 bor. Hadi bir hikaye daha uyduralım. Yok efendim, besin elementlerinin hepsi tam, sadece çinko eksik. Onun için kombi vermeye gerek yok. Kombinin hepsinden var ama azar azar var. Hepsi noksansa, az vermeye gerektiriyorsa kombi. Ama sadece bir tanesi çinko noksansa, o zaman çinko sülfatı yükleneceğiz anlamına gelir arkadaşlar. 100 litre suya hasadın hemen ardından 2 kilo ürenin yanında 200-250 gram çinko sülfat yayıcı yapıştırıcı olarak sabah ya da akşamüstü serin saatlerde dipten tepeye bolca püskürtüyoruz. Sırt üstü yatıyoruz. O son noktayı vuruyor, işte kaymaklı oluyor artık. Ondan sonra o yapraktan onlar hızlıca emilir. Gözler iyice dolar. Karbonhidrat üretimi, şeker üretimi artar. Kış soğuklarına dayanıklılıktan tut da içerisindeki o dengeli beslenmeden dolayı ilkbaharda full sıvama. Geçen bir arkadaş sosyal medyada paylaşmış. Bademlerin sürgünlerinin yarısı boş. Yani çinko noksanlığı var. Öyle olmayacak. Full çiçek olacak. Hepsi meyve tutacak. Güzel meyve bağlayacak. Bu şekilde. Selamun aleyküm hocam. Ben Konya'dan Zeki Balcı. Hocama sorum şu. Macar fiyi ektim. İlk ekerken dekara 20 kilo DAP attık. Şimdi ne gübre atmalıyız? Üre mi yoksa şeker mi? Tritikale ile beraber ektik. Hocama saygılar derler. Zeki Bey hemşerim, bereketli olsun, kolay gelsin. Macar fiyi siz sanırım geçtiğimiz Eylül'ün 20-25, Ekim'in 5'ine kadar, işte Ekim başı, Eylül sonu gibi ekmişsiniz. Üstünden kış geçmiş. Şimdi çıktı. Böyle bebeklik döneminde üre atıyoruz. Dekara 12 kilogram üre yeterlidir. Toprak analiz sonucunuzu vermediğiniz için bundan sonra neyi, ne zaman, ne kadar atacağınızı tam söyleyemiyorum. Söylediğimde sanki o çok doğru bir bilgiymiş gibi geliyor size. Yapıyorsunuz, tam etkiyi siz görmeyince benim prestijime leke geliyor. Keşke tabana ekerken haberimiz olsaydı, analiz sonucunu verseydiniz, taban gübresiyle başlasaydık. İşte Leonarditi, organo mineral gübresi, üstte çıktıktan sonra şimdi Mart sonu Nisan başı gibi dekara 12 kilogram üre. Ondan sonra amonyum sülfat bu uygulamayı yaptıktan 3 hafta sonra dekara 15 kilogram şeker gübresi vereceksiniz. Sever, baklagiller, kükürdü. Protein oranını yükseltecek, hem de kireçli topraklar, Konya topraklarımız. Anlatabildim mi? Örneğin yarın atıyorum yağmur öncesinde 12 kilogram üre dekara. Biz hep dekara göre konuşuruz. Ondan 3 hafta, 4 hafta sonra dekara 15 kilogram amonyum sülfat veriyoruz. Ama mikroelement noksanlığı var mıydı onu bilmiyorum. Varsa işte pülverizatörlü şunu ver diyeceğim ama bilmiyorum. Şimdi hocam bir teşekkür gelmiş. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden sizleri ve hocamı tebrik ediyorum Köy TV diyerekten. Saygılar, tarıma emeğiniz çok büyük, selamlar, sevgiler demişler. Çok teşekkür ederiz, onur olduk yani böyle. Biz bir sivil toplum kuruluşundan selamlar, teşekkür almak güzel bir şey. Biz de hürmetlerimizi iletiyoruz. Efendim, Beyazdağ'ın ana vatanı Niğdebor Kaynarca Köyü'nden Vedat abi yine Beyazdağ'a yetiştirmeye ve yemeye devam ediyoruz. Sizleri severek izliyoruz. Size ve sevgili Mehmet hocama selamlar, hayırlı akşamlar demişler. İyi akşamlar, biz de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hocam, Manisa'ya gidiyoruz. Sevgi ve saygılarımla demişler. Manisa Salihli'den, biz azotu uygularken yanlış mı yapıyoruz? Serpim bir şekilde bırakıyoruz. Doğrusu nasıl uygulamak gerekliliği var demişler. Bahçe mi? Genel olarak bir tarla soru mı yazmışlar. Daha çok zeytinlerle ilgili sorular sormuş bu izleyicimiz. Ha. Daha öncesinde. Yani demek ki Manisa'dan sormuşlar. Zeytin üreticisi bir çiftçimiz olarak algılayıp, evet, azotu uygularken diyor. Mutlaka sonbaharda organik gübre ya da leonarditle beraber 3 rakamlı gübreyi vereceğiz hemşerim. Ondan sonrası benim demin söylediğim gibi teknik danışmanlığını yaptığım, ismini veremiyorum reklam yasasına aykırı olduğu için. Firmanın web sayfasının en altında gübreleme önerileri bantına, düğmesine tıklıyoruz. Oradan Z harfinden zeytine tıklayıp çizelgede işte
sonbaharda ne, efendim Nisan'da ne, Mayıs'ta ne, Haziran'da ne, hangi gübre, ağaç başına kaç gram ne verileceğini yazmışım. Oraya göre devam edebilirsiniz. Şimdi üre verebilirsiniz. İz düşüme, herhalde azotu serpmek diye onu söylüyorsunuz. Tabii ki bir yağış önünde, örneğin yarın yağmur yağacaksa bugün 300 gram üreyi bir zeytin ağacı, 10 yaşındaki bir zeytin ağacı başına iz düşüme serpersek iyi olur. Yağış onu hemen 5 santim alta eritip indi mi hiçbir gram bile azot uçuşu olmaz. Ama yüzeyde 2 gün kireç toprakla bekledi mi %20'si 30'u havaya amonyak gazı şeklinde uçarak kaybolur. Günah olur yani, yazık ederiz. Yok, bilmezine yanlış yaptık da yarın yağmur yağmadı. Çapalayarak şöyle 3-5 santime karıştırırsak toprağın nemiyle erir. Dolayısıyla yine azot kaybı olmaz. Yağmur önüne atarsak çapalama eziyetinden kurtuluyorum. Ama bilmezine yağmur önünde atamamışım, sonradan hemen benden duyduysanız çapalayın, elden duyduysanız çapalayın. Yüzeyde öyle açıkta beklemek uygun değil. Afyon'a gidiyoruz hocam. Afyon Dinar'dan Mehmet Aydın beyefendi sorarlar. Hocam gülleci bulamacını diyor damlamadan versek. Olmaz. Meyve bahçelerinin pH'ını düşürmede kükürt etkisi yapar yok, mı? Yok, yapmaz. O şekilde diyor. Ne yapacağız hemşehrim? Kayınvalidem Afyon olduğu için torpil geçelim. Hadi geçelim. Sonbaharda meyve ağaçlarınızın iz düşümüne 5 kilogram leonarditle beraber 500 gram toz kükürtü karıştırıp vereceksiniz. İşte atıyorum 15 Kasım'da yaptık bunu. Arkasından 3-5 hafta sonra kar yağdı. Ha, bunu serptik ya, öyle yüzeyde kalmayacak. Böyle traktör çapasıyla çapalayın. Ya da el çapasıyla. Toprağı karıştırın şöyle 5-6 santime, 5-10 santimetreye. Ondan sonra üstüne kar yağmur yağsın. O rutubetle, organik maddeyle, kükürt, mikroorganizmalar tarafından Theobacillus desulfricans bakterileri tarafından birleştirilir. Oksijenli şartlarda sülfata yükseltilir, asitleştirir. En ideali budur. 2 yıl, 3 yıl sizde 1-1,5 birim pH, yani 8,5'ü 7'ye, 8'i 6,5'a düşürür. 8'i 7'ye düşürür. En ideali budur. Ekonomik ve kolay olanı budur. Değilse sulu kükürt attın, nitrik asit attın, bugün düşürür, yarın çıkar. Hamza Bey diyor ki hocam, hocama diyor bir çay verin, dili damağı kurudu hocamın diyor. Su içiyorum Hamza Bey, sağ ol. Çayı da bitirmişim. Demin arada biz de birer çayımızı içmiştik efendim. Siz bizleri izlerken çayları tazelemeyi unutmayın. Yenge hanımlara diyelim. Sizin pür dikkat dinlemeniz, güzel sorularınız, dualarınız, teşekkürleriniz, tebrikleriniz bize çay gibi güzel geliyor. Teşekkür ederiz. Çanakkale'ye gidiyoruz hocam. Ahmet Bey der ki. Şehitler diyarı. Şehitler diyarı. Sanayilik domates için dönüme diyor ne kadar UAN vermemiz gerekir? Evet. Sanayilik domateslerde. Tabii salçalı domates fidesi dikecek arkadaşımız işte Nisan sonu Mayıs başı gibi. Sıra üzeri 40 santim, sıralar arasını 50 santim, 60 santim, 70 santim civarında tutabilirsiniz. Damla suramalarını çekip can suyunu vereceksiniz. Taban suyu, taban gübresini mutlaka toprak hazırlığı sırasında ilkbahar sürümünde 6-16-6 organomineral gübresi şeklinde verirseniz ideal olur. Ondan sonra üst gübrelemelerimizi toprak analizi sonucunu iyi meyleme atarsanız bitki çeşidini domates, işte sulama yöntemi damla sulama diye yazarsanız, yer Çanakkale diye yazarsanız o analiz sonuçlarına göre ben size işte atıyorum Mayıs ayında dekara MAP'tan şu kadar kilogram, işte Haziran ayında amonyum nitrattan şu kadar, üreden bu kadar diye cevap da vermiş olurum inşallah. Potasyumu çok sever salçalık domates. Onun için analiz sonuçlarına göre potasyum sülfat vermeyi unutmayalım. UAN 32 vermezsek, amonyum sülfat verirsek kesinlikle sizin Çanakkale'nin kireçli topraklarında domates nitrat isteyecektir. Amonyum sülfatta da nitrat yok. Onun için UAN 32 vereceğiz. UAN 32'yi dekara kaç litre vereceğiz? İşte Mayıs'ın 20'sinden Temmuz'un 10'una kadar ki bir haftada bir kez yapılan sulamalarla bu süreç içerisinde salçalık domateslere tabana diyelim ki 5 kilogram saf azot verdiysek üstte de 15 kilogram saf azot UAN'la düşecek şekilde işte 32 kilogramı 100 kilodaysa 15 kilogram saf azot ne kadar yapar diye o da yaklaşık 55 kilogram yapar. Litre olarak da yaklaşık 48 litre UAN'a denk gelir dostum. Şimdi bizim Bursa'dan bir soru var. Mehmet hocama iyi çalışmalar, selamlar demişler.
Gülümseyin, Nilüfer'desiniz. Nilüfer'den, Bursa Nilüfer'den soru gelmiş. Bu yıl kar ve don sebebiyle incir ağaçlarımızın meyve gözleri yandı. Budama yapamadık. Sürgün yapması için gübre olarak ne yapmamız gerekir? Aslında bu soruyu hem incire hem de bölgemizde hocam zeytin konusunda sıkıntılar yaşadık. Şey mi, damla sulamalı mı ki incir? Onu şöyle bakayım, onu yazmamışlar. Ama Nilüfer bölgesi genellikle bilinçli çiftçilerimiz. Ben damla sulaması var olacağı inancındayım. Damla sulaması varsa Nilüferli değerli çiftçi dostum, tebriğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum. İlk damla sulamayla yetişkin bir incir ağacı için işte 10-15 yaşında var herhalde, yaşında söylemediniz. Bunun için 300 cc, 250 cc'den az olmasın, ağaç başına 250 mililitre sıvı humik asit. Ondan sonra bununla yanında şey verilir, mikro element verilir. 100 gram etutot 67 bor, 100 gram çinko sülfat, bunlar geliştiricidir, köklendiricidir. Bunu yaptık. 50 yaşındaymış ağaçlar. 50 yaşında. Tamam. 300 cc uygun. Ağaçlarımız büyük. 100 gram doğru söylemişim. Etutot 67 ağaç başına uygun. Damla sulamayla veriyoruz. İlk damla sulamayla. Humic asit, çinko sülfat, bir de etutot 67 100'er gram. Onu söyledim. Ondan bir hafta sonra diyelim ki bunu atıyorum kafadan 28 Nisan'da yaptık. Bir hafta sonra işte 5 Mayıs'ta da ikinci damla sulamayı yaparken de muhakkak toprak analizi sonucu vermediniz ama hani don vurmuş, yapraklar yanmış. Bizim orada da cevizlerde öyle olur maalesef bazen. Onları diriltmek için öyle yaparız. Sonra yaprak gübresi önereceğim size. İkinci damla sulamayla da analiz sonucunuz yok ama yaklaşık bir rakam söyleyeyim. 300 gram MAP, MAP, 50 yaşında olduğunu söylediniz. Üçüncü damla sulamada tekrar 300 gram MAP, toplam 600 gram yaptı. 6 kere 6, 36. Böylece 360 gram şeyi uygulamış oldunuz ağaç başına fosforu. Analiz sonucunuz yok. Ortalama bir şey söylüyorum. Önceden de sonbahar ve erken ilkbaharda muhakkak 3 rakamlı örneğin 3-15 gübresi uyguladıysanız oradan da fosforu aldı. 50 yaşındaki incir ağacımız için 400, 500, 600 gram civarında eğer fosforunuz noksansa ideal ölçütlerdir. Artı onun akabinde UAN 32 ile azotlu sürgün geliştirici, oksin geliştirici gübredir. Yaprakları fotosentezi artırıcı bir gübredir. Bunun arkasından da işte Temmuz'un 5'ine kadar olan süreçten partiler halinde bir ağaç başına 500 gram saf azot düşecek şekilde öncekilerle işte hem MAP'la hem de 3-15 gübreyle örneğin siz 250 gram verdiyseniz bir 250 gram daha UAN'la vereceksiniz. Bu da yaklaşık 500-600 cc UAN yapar. Sonra böcek ilaçları atıyor musunuz bilmiyorum. Atıyorsanız böcek ilaçlarıyla beraber, insektisiyle beraber pülverizatörün 100 litresine 500 gram üre, 200 gram ya da 150 gram civarında kombi karıştırabilirsiniz. Bunlar da yapraktan ek besleme yaparak işte dondan alınan tokatın negatif etkisini frenlemeye, tamponlamaya gayret gösterir. Hocam derler ki İsmail Gökmen beyefendi eniştenizmiş. Diyor ki Konya Doğan Bey'den hocama selamlar diyorlar. Aleyküm selam. Selamlarını biz de iletmiş olalım. Üzerimizde kalmasın. Yine devam ediyoruz. Hatay'dan çok güzel sorular var. Murat Yaşar beyefendi. Hayırlı akşamlar diyor. İki soru sormuş. Çok güzel bir soru. Meyve bahçelerinde diyor organomineral gübrelerin toprağa karıştırılması şart mı? Şart. Bütün gübrelerin toprağa karıştırılması. Bak üreyi diyoruz yağış önünde yaparsanız sıkıntı yok. Yapmazsanız muhakkak toprağa karıştırın. Ahır gübresi başta olmak üzere bütün gübreler toprakla buluşmak zorundadır. İkinci soru, organomineral gübreler mi yoksa kimyasal gübreler mi toprakta daha çabuk yarayışlı hale gelir? Aralarındaki fark var mıdır? İkisinde eşit miktarda toprağı aynı derinliğe koyalım. Her zaman kimyasal gübrenin hızlıca etkisi vardır. Ancak toprağınızın yapısı güzelse
Onun etkisi ağaca büyük oranda yansır ya da bitkiye. Yok efendim, toprağınız işte bizim Konya toprağı gibi yüksek pH'lı, yüksek kirli, yüksek kireçli, düşük organik madde ise her zaman evet kimyasal gübre hızlıca çözündü ama bitkiye gitmedi, kireç tarafından kapıldı. Organomineral gübre ise yavaş yavaş bitkinin istifadesine sunulacak pozisyondadır. Umarım anlaşılmıştır. Hocam gene Trakya'ya gidiyoruz. Her zaman organomineral gübre. Mustafa Bey hayırlı akşamlar diyorlar. Edirne'den bizlere seslenmişler. Çeltik ekiminde taban gübresini hangisini atalım? Ortalama kaç kilo atmamız gerekir çeltik için? Tabii. Sık sık son günlerde de çeltik için şey geliyor, sorular geliyor değişik yerlerden, Tokat'tan, Çankırı'dan, Edirne'den. Teşekkür ederiz. Toprak analiz sonucumuz var mı? Yok, sadece soru bu. Net. Direkt diyor ki çeltiğe ne atsak daha iyi. Evet. Şimdi toprakta fosfor noksansa değerli çiftçi dostumuz, dekara 10 kilogram civarında fosfor düşecek miktarda DAP gübrelemesi yapıyoruz. Potasyum da yeterliyse. Yok. Fosfor noksan dekara 8-10 kilogram saf fosfor düşecek şekilde, yani 20-22 kilogram civarında DAP verdik ya dekara. Bunun yanında bir de 10 kilogram potasyum sülfat verirsek böylece NPK'yı tamamlamış oluruz. Bu bir. İki, çıktı. Çıkış da biz öğrencilerimize de söyleriz. Amonyum nitrat üst gübre olarak, üre üst gübre olarak kesinlikle verilmez. Amonyum sülfat verilir. Kardeşlenmede amonyum sülfat, dekara 20-25 kilogram. Bir de salkım oluşumu başlangıcında dekara 20-25 kilogram amonyum sülfat. En iyi böylece tabana fosforlu, potasyumlu, üstte de azotlu gübre olmuş oldu. Hayır efendim, ben daha kaliteli olsun istiyorum. DAP değil. Devlet nasıl olsa dekar başına 20 TL organomineral gübre desteği veriyor. O zaman da 6-16-6'dan tabana NPK'yı, organik maddeyi, kükürdü, mikroelementi sağlayabilirim. Onun için de dekara 10 kilogram fosfor düşecek şekilde 16 kilogram yüzün içerisinde ise 10 kaçın içerisindedir. İşte yaklaşık 75 kilogram 3 torba dekara 6-16-6 organomineral gübresiyle ekim yapabilirsiniz çiftlikte. Yine şehitler diyarı Çanakkale'ye gidiyoruz hocam. Hasan Özdemir beyefendi, programınızı severek izliyorum ve tüm çiftçilere selamlar olsunlar demiş. Hocama sorum diyor, ben 5-6 yıldır organomineral taban gübresi kullanıyorum. Sorum, bu gübrelerin leonarditli olanı mı yoksa hayvan gübreli olanı Leonardit daha iyidir? Hangisinden alalım? Leonarditli olanı daha iyidir. İkinci soru ise hububatta diyor üre kullanımını da organomineral üre yok kullansak daha faydalı olur. Organomineral üre yok zaten hemşehrim. Normal üre var, bir de MPPT'li, yani üre biliyorsunuz bitki tarafından alınmaz. Mikroorganizmalar toprakta üreyi parçalayıp önce amonyuma sonra nitrata dönüştürerek alır. Bu mikroorganizmaları öldürücü kimyasal karıştırıyoruz ki yavaş yavaş amonyuma nitrata dönüşsün de yıkanma olan, örneğin Nevşehir'in patates dikilen topraklarında yıkanma olduğu için öyle yerlerde faydası var. Yıkanma yoksa gerek yok, normal üre hepsinden daha ekonomik ve daha iyidir. Dolayısıyla onun organomineral yok, normal üre. %46 azot. Hocam Konya'ya gidiyoruz. Konya Hadim'den Duran Korkut beyefendi hayırlı akşamlar diyorlar. Hocam diyor, sarımsağı hangi gübreler kullanmamız gerekliliği var? Bu soru özellikle gene Kastamonu ve bizim Karacabey bölgesi. Tabii. Sarımsak ve soğan için tabii, hatta diyeyim. Tabii. Bu şekilde bir soru. Taşköprü'de de ben Şubat 2019'da konferans vermiştim. Teknik danışmanlığı yaptığım gübre firmasının mühendisi, sarımsakçılar çok istek yapıyor hocam diye. Buradan oradaki değerli bayi ve önder çiftçi dostlarımızı selamlayalım. Sık sık da sorarlar. Şimdi sarımsak, soğan, patates, havuç, bunlar yumrulu bitkiler. Organik maddeyi çok severler Hadim'le hemşehrim. Sizin topraklarınızda da %2 civarında ama biz bunun %3, %4, 5, 6 olmasını isteriz. Dolayısıyla ben daha iri baş, daha çok diş, daha çok büyük diş, daha tok baş, böyle aldın mı kurşun gibi 5 tanesini insan zor kaldırıyor, yani mübalağa olmasın.
öyle olsun, kaliteli olsun diyorsanız mutlaka organik gübre. Bu iyi yanmış ahır gübresi olabilir, leonardit olabilir. Hocam şimdi sorularımız... 100 kilogram dekara leonarditle beraber 6-16-6 organo mineral gübreyle besleme yaparsak, çapada da dekara 12 kilogram üre verirsek sorununuz kalmaz. Evet. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ne çabuk geçiyor vakit ya. Birçok sorularımız siz var. Siz Konya'ya gelin, her hafta çekim yapalım. Burada, o ne işiniz var sizin Bursa'da? Sahadan yapalım. Bak şimdi Konya sanayinin başkenti, turizmin başkenti, tarımın başkenti. Kahramanmaraş'tan Adem Çetin beyefendi diyor ki hayırlı geceler. Hocam diyor ağaçlara güvercin gübresi tavsiye ettiniz. Ürik asit zarar verir mi vermez mi diyor. Yok vermez. Ben çok düşük yaptım. Bir de dikkat ederseniz sonbaharda dedim. Kar yağmur onu eritecek dedim. Vermez, zarar vermez. Evet, vakti veda edeceğiz hocam. Sizlerin son olarak eklemek istedikleri varsa. Şöyle 5-10 dakika daha anlatamayız mı? Vallahi sonrasında yine program akışı var. Gönül istiyor, devam edelim. Ama bize ayrılan sürenin de sonuna doğru geliyoruz. Önümüzdeki hafta Ramazan ayı başlıyor, mübarek ayımız. Bu Covid probleminin bitmesine vesile olsun. İnsanların yüzünün gülmesine, girdilerin ucuzlamasına, ürünlerin bereketine, çıktıların para etmesine, düğünlerin coşkulu yapılmasına. Bugün Covid nedeniyle sanırım 276 kişi vefat etti. Sayıların sıfırlanmasına vesile olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Böyle bir maskeli hayat. Allah'ım bunu sona erdirsin. İnşallah. Tarlalarda çiçek açsın. Ürünler bol olsun. Gaza bela vermesin. Şu Ramazan mübarek ay herkese hayırlı olsun. 2021 tarım takvimi çiftçi dostlarımız başta olmak üzere tüm milletimize ve insanlığa bereketli gelsin. Herkese mutlu yarınlar diliyorum. Teşekkür yüzünüz ediyoruz. Başınız gülsün. Sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için bizlere teşekkür ederim. Buraya gelmeme vesile olan firmamızın genel müdüründen asistanına kadar, sahibine kadar ben tekrar teşekkür borçluyum. Çünkü çiftçiyim, çiftçi dostuyum. Çiftçilere bilgimi aktarmak istiyorum. Onlar da bu teklifimizi kabul ettiler. Ayda bir de olsa bu değerli insanlarla bir araya geliyoruz. İnşallah yüz yüze de yan yana da bir araya gelir. Sohbet de ederiz. Bu kışın Covid nedeniyle bayi çiftçi toplantıları yapamadık. İnşallah şu Covid kalkar da en yakın zamanda onların kahvelerini içeriz. Ülkemi seviyorum, tarımı seviyorum, mühendis meslektaşlarımı seviyorum, sizleri seviyorum. Allah herkese sağlıklı, hayırlı uzun ömür versin. Teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz sizlere. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonundayız. Hocamın da belirttiği gibi pandemi koşullarında ciddi bir artış var. Yeniden uyarıyoruz Köy TV ekranlarında. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edelim. Önümüz Ramazan, bünyelerimiz biraz zayıf düşebilir, beslenmemize dikkat edeceğiz. Bu süreç içerisinde yine kurallara, kaidelere dikkat edeceğiz. Efendim bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.